Şimdi 2011 yılından beri aslında Türkiye bu noktada, neden önemli diyoruz ya, bu noktada varlık gösteriyor. Ama biz dedik ki şu Somali kısmına şöyle bir bakalım, böyle bir harita hazırladık. Neden önemli, neden önem veriyoruz buraya? Biraz bunları anlatalım istiyoruz aslında. Afrika boynuzu olarak da biliniyor biliyorsunuz ve Sahra Altı Afrika bölgesinde bulunan Somali aslında dünyanın en kritik dar su yolu geçitlerinden biri olan Babül Mendeb Boğazı'na uzun bir kıyısı var. Bu önemli çünkü neden? Bu boğaz hem askeri hem de ticari açıdan oldukça stratejik. Aynı zamanda aslında haritada da göstermeye çalıştık. Petrol ihracatının geniş noktalarından biri bu nokta. Mesela ortalama yılda 30 bin ticari geminin geçişi düşünüldüğünde trilyon dolarları bulan bir hacim değeri var yıllık. Ticari hacim değeri var yıllık olarak. Dolayısıyla yine bu da ayrı bir önem atfediyor. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağladığı için gemilerin Asya'dan Afrika'ya geçişini ekonomik hale getiriyor. Yani burayı nasıl anlamak lazım? Mesafe kısaldıkça daha fazla ekonomik gelir elde etmek gibi. Tabii bir dönem aslında burayı Babül Mendeb Boğazı'nı biliyorsunuz Husi saldırılarıyla da konuştuk. Orada İsrail destekli gemileri durduran Husiler vardı. Bir eylem süreci hala devam ediyor gerçi. Dolayısıyla Somali Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de 3300 kilometre kıyı şeridiyle Afrika'da en uzun kıyıya sahip olan jeostratejik bir Afrika ülkesi. Aslında pek çok ülke, açılışta da söyledim ya, başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, yine bazı Avrupa ülkeleri ve şirketleri bu jeostratejik konumunun yanında enerji kaynaklarının da farkındalar ve petrol rezervi dedik en başta ama şöyle oklar çıkarmaya çalıştık. İşte uranyumu gösterdik size mesela, altın dedik, doğalgaz dedik. Dolayısıyla bakır mesela, boksit gibi, demir cevheri gibi pek çok rezerve sahip olan bir ülke. Şimdi gelelim diğerlerimize. Abdullah Gönder. Önemli bir şey. Peki Türkiye burada ne yapıyor? Yani Türkiye Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki 3 blokta doğal gaz ve petrol arayacak dedik. Aslında en baştan da söyledim. 2011 yılından itibaren Türkiye hem askeri hem siyasi hem ekonomik olarak uzun yıllardır Somali'nin kalkınmasına katkı sunuyor. Yani orada aslında bir varlık gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllardaydı en son Bülent Ecevit döneminde bir ziyaret gerçekleşmişti. Birazdan konuklarıma da soracağım bu bilgiyi doğru mu diye. Şimdi bu katkı neden önemli? Türkiye'nin bu katkısı neden önemli? Onu biraz anlatmak gerekiyor. Biliyorsunuz Somali iç savaş ve kıtlık gibi sorunlarla boğuşan bir nokta. Bu ilişkilerin bir diğer aşaması ki bence oldukça önemli. İki ülke arasında 2024 başlarında imzalanan, sanırım Şubat aylarıydı, savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması. Hatta bu anlaşma sonrasında Somali Cumhurbaşkanı Mahmut çıktı, dedi ki Türkiye 10 yıl boyunca Somali denizlerini koruyacak. Bu denizleri korumak ne diyeceksiniz, ne anlama geliyor diyeceksiniz, onu da söyleyeyim. Korsancılık var, yasa dışı balıkçılıkla mücadele gibi kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda bir işbirliği. Aynı zamanda yine karada da terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği noktasında bir anlaşma imzalandı. Tabii bunun yanı sıra ne oldu son gelişme? Onu da o aslında bizi belki de gündemimizi buraya çekti. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Somali'nin 3 bölgesinde doğalgaz ve petrol arayacak. Şimdi ben böyle bir açılış yaptım, giriş yaptım tabii ama konuklarım var. Hoş geldiniz ST360'a, selamlar. Abdullah, diğer konuğumu da görecek miyim ekranda? Açalım mı? Evet, şimdi biz dedik ki böyle bir detaylandırdık. Biraz hoş geldiniz hocam, Mehmet Bey, hoş geldiniz. Selamlar size de başlamadan. Tamam, teknik bir sorun var, buradan devam edeceğiz. Şimdi biz aslında şöyle yaptık, biraz böyle burası neden önemli dedik Serhat Bey. Yani böyle vermeye çalıştık biraz meseleyi. Şimdi de diyoruz ki Oruç Reis Afrika sularında. Bu iki ülkenin yan yana gelmesi. Biz 2011 dedik ama siz beni düzeltin, 90'lı yıllarda yanılmıyorum değil mi? Bülent Ecevit döneminde bir durum vardı ya da öncesi var mıydı? Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye'nin biliyorsunuz orada Somali askeri, Birleşmiş Milletler kapsamında yapılan askeri müdahalede Türkiye birlik göndermişti. O 90'larda 92-93 döneminde. Yalnız o büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. BM'de, daha sonra Amerika'da, Türkiye'de oradaki birliklerini çektiler. O dönem Somali'nin iç savaş yıllarıydı. Oldukça kaotik bir ortamı vardı.
Şu an biraz daha konjonktür değişmiş. Şimdi geldiğimiz durumda. Aşamadan 2011'den mi alıyoruz o zaman? 2011 yılıyla beraber Türkiye'nin gelişen ilişkiler itibariyle diyebilirsiniz. Çünkü şöyle 2011'e kadar Türkiye-Somali ilişkileri bir nevi yani çok düşük seviyede seyrediyordu diyelim. Hı hı. Ama 2011'den sonra Türkiye daha stratejik hareket etmeye başladı Somali'de. İşte insani krize müdahale kapsamında başlayan ziyaretler, işte insani yardımlar, daha sonra kalkınma yardımları daha ileriki bir evrede askeri işbirliğine dönüştü. Hı hı. Şu an konuşulan konu daha böyle savunma, yani ikili savunma işbirliği gibi bir konu konuşuluyor. Yani Oruç Reis gemisinin oraya gitme sebeplerinden bir tanesi de Somali sahillerinde son zamanlarda çok büyük doğalgaz ve petrol rezervleri keşfedildi. Yani bunlar birçok büyük küresel şirket tarafından zaten oralarda sondajlar yapılıyor. Buna ilaveten hani Türkiye'nin o şeyde yer alması için. Büyüklükten kastınız ne? Yani 30 milyar metreküp diye bir rakam telaffuz ediliyor. Hı hı. Yani yekün olarak oldukça büyük bir rezerv olduğundan bahsediliyor. Ha şunu da söyleyeyim, yani Doğu Afrika'da sadece Somali sahilleri değil, yani aşağıya Mozambik'e kadar indiğinizdeki o bütün hat boyunca son yıllarda büyük doğalgaz keşifleri var. Sıvılaştırılmış şekilde bu doğalgazın bir şekilde Avrupa'ya taşınarak Avrupa'daki enerji krizinin hatta çözülmesi noktasında biliyorsunuz Rusya'yla işte gerilim başladığında ilk etkilenen şeylerden bir tanesi enerji piyasaları oldu. Avrupa ülkeleri hemen alternatif kaynaklara yönelme tabii ki ihtiyacı içerisine girdiler. Burada ilk baktıkları yerlerden bir tanesi Afrika'ydı. Çünkü Afrika kaynak yönünden yani petrol, doğalgaz gibi kaynaklar yönünden oldukça zengin. Son yıllarda yapılan bu sismik araştırmalar, yapılan sondajlarla zaten çok büyük rezervler Mozambik Boğazı'nda, işte Mauritius Adası'nın bulunduğu bölgelerde, işte daha kuzeyde Kenya, Somali sahillerinde büyük rezervler keşfedildi. Hı hı. Türkiye şimdi bu rezervlerle ilgili olarak Oruç Reis'i oraya gönderecek. Evet. Şimdi o aşamaya geleceğim. Mehmet Hocam hoş geldiniz ST360'a tekrar. Sizi bağlayabildik. Hoş bulduk efendim. Selamlar. Şimdi biz böyle Orta Doğu'yu konuşuruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuruz. Ya da işte Batı ülkeleriyle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ederiz. Ama Afrika böyle her ne kadar uzakta kalan bir ülke olarak, coğrafya olarak bilinse de aslında artık geldiğimiz aşamada bunun böyle olmadığını, çokça konuşacağımızı gösteren gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de Türkiye'nin son olarak sismik araştırma gemisini oraya göndermesi. Az önce Serhat Hocam da söyledi, özellikle dedi ki askeri ve savunma alanında dedi ciddi gelişmeler söz konusu. Neden önemli bu iki ülke açısından bu işbirlikleri? Efendim şimdi Türkiye aslında dış politikada ciddi sorunlar yaşadık biliyorsunuz. Eleştirdik de hükümeti de. Ama en başarılı olduğu alan Afrika açılımı oldu. Bugün Afrika'da Türkiye Çin'le beraber ya da Çin'den sonra en büyük güç. Fransa'yı Nijer'den adeta Ruslarla birlikte kovuldu. Gönderdiler zaten. Başka yerlerde de aynı şekilde. Somali çok özel bir önem taşıyor. Ben Londra'da ne zaman bir Somali taksi şoförüne rastlasam benden ücret istemiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ve eşinin oraya ziyareti kimse gitmezken en zor durumda insani yardımları gerçekleştirmiş olması. Bu yüzdendir ki Türkiye'ye yönelik muazzam bir güven var. Ve Somali sizin de belirtmiş olduğunuz gibi dünya ticaretinde ve jeopolitik çekişmelerinde son derece kritik öneme sahip. Aden Körfezi biliyorsunuz. Dünya ticaretinin %12'si buradan geçiyor. Hele hele İsrail'in Yemen'e saldırıları sonrasında, Hutsilerin saldırıları sonrasında Afrika boynuzuna doğru bütün gemiler, ticaret gemileri yönelmeye başladı. Bu da maliyetleri artırdı. Bence iki açıdan bakabiliriz. Bir tanesi stratejik olarak Somali Türkiye'yi bir ortak seçti. Hem deniz güvenliğinin korunması hem de doğal kaynakların işletilmesi konusunda. Bu alanda sanıyorum Türkiye NATO'nun müttefikleriyle de bir şekilde İstişarelerde bulunuyordur. Çünkü zamanında biliyorsunuz korsanlara karşı Somali açıklarında NATO kuvvetleri de vardı. Çinliler de katılmıştı. İkinci önemli husus kaynakların işletilmesi. Somali'de sadece Somali'de değil, ondan bölünerek ayrılmış ama Mogadishu'nun tanımadığı Somaliland'da var. Somaliland, evet. İkisinde de
petrol ve doğalgaz kaynakları var. Yalnız zor yerlerde, yani bahsi geçen 3 tane kaynak var biliyorsunuz açık denizde. Bir tanesi yaklaşık 50 kilometre, diğeri karadan 100 kilometre uzaklıkta. Derinlikleri de çok fazla. 3000 metreden 7000 metreye kadar uzanıyor. Şimdi burada Türkiye bunları üretmeden önce bir araştırmasını yapacak. Bunun daha önce bizim çalıştığımız gruplarda Çinlerle de falan çalışarak iki boyutlu şey yapılmıştı. Sismik yapılmıştı. Türkiye şimdi Oruç Reis'le Karadeniz'de kazandığı deneyimler ışığında da üç boyutlu bir arama çalışması yapacak. Bunun çıkartması, üretimi çok pahalı bir yatırım. Türkiye tek başına bunun altına kalkamaz. Ama üç boyutlu sismik çalışmalarla rezervler bir şekilde eğer kanıtlanabilirse net bir şekilde bunu uluslararası firmaları da Çinler dahil çekmek mümkün olacak. O zaman belki ortak yatırıma dönüşebilir. Somali, Türkiye ve diğer büyük bir uluslararası grup ya da ülke ortak çalışabilir bu konuda. Şimdi Serhat Hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye varlık gösteriyor dedik. Az önce de Mehmet Bey söyledi, yardımlarla kimse gitmezken gitti. Böyle başladı. Şimdi Türkiye'nin bu ilişkilerden beklentileri neler? Kendi menfaatimiz açısından baktığımızda biz ne yapıyoruz Somali'de? Ne istiyoruz oradan? Şimdi tabii ki her ülke ya da devlet bir takım siyaset uygulamaya başladığında beklentiler de oluşuyor. Bir de şunu da mesela geçin bir uluslararası ilişkilerci olarak tabii aynı zamanda öğrencisi. Bir soft power ilk gördük öyle değil mi biz tabii, o bölgede? Somali'de yani evet. Tam işte böyle herkesin yağmalamaya çalıştığı Amerika'nın, Çin'in, Avrupa ülkelerinin yağmalamaya çalıştığı bir yerde Türkiye'ye yardım götürdü. Evet. Yardımlarda bulundu TİKA üzerinden vesaire. Yine Cumhurbaşkanı'nın eşi. Şimdi geldiğimiz yerde çok başka bir seviyedeyiz ve güven ilişkisi var gibi. Türkiye ile Somali arasında gerçekten çok özel bir ilişki gelişti. Yani bu şundan dolayı oldu. Bir, Türkiye müdahalesini çok kritik bir dönemde yaptı. Yani hakikaten uluslararası arenada artık Somali'nin tamamen kaderine terk edildi. Çok kaotik bir ortamda yaptı ki ben o dönemlerde biliyorum gerçekten insan yardım sektöründe çalışan biri olarak. Somali'ye de o dönemlerde gitmiş biri olarak. Mesela oradaki kamplarda dolaşmış biri olarak. Gerçekten kitlesel insan ölümlerinin yaşandığı, açlık ve kuraklık krizinin olduğu bir ortamda önemli bir risk yani alınarak bu hamle ya da bu açılım Somali'ye yönelik yapıldı. Ama hani bu orada da bırakılmadı. Sonrasında da merhale merhale bu siyaset genişletildi. İşte insani alanla sınırlı tutulmadı, kalkınma alanına kaydırıldı. Sonra mesela Türkiye gerçekten Somali'de çok ciddi kalkınma adımları attı. Mesela asfaltlama, aydınlatma gibi hususlarda mesela suya erişim, elektriğe erişim gibi hususlarda. Tabii bütün bunlar Somali'nin geneline yayılmış şeyler değildi ama en azından mesela başkent Mogadişu'da bu hissediliyordu yani gittiğinizde. Yeni bir havalimanı mesela orada açıldı. Zaten işletmesi Türkiye'de herhalde hala değil mi? 2017'den beri. Havalimanın işletmesi, limanın oradaki işletilmesi gibi hususlarda inisiyatif aldı Türkiye. Bu tabii doğal olarak hem Türkiye hem Somali arasında da bir şey doğurdu. Yani böyle bir müttefiklik de diyebiliriz buna. Stratejik dayanışma da diyebiliriz doğurdu. Çünkü Somali'nin de böyle bir esasında dayanışmaya ihtiyacı var. Çünkü Somali'nin bulunduğu yer, yani siz de girişte söylediniz, son derece jeopolitik önemi yüksek bir mevki. Ve burada da rekabet oldukça yüksek. Yani hem küresel aktörler hem bölgesel aktörler hem de Afrika içi aktörler açısından rekabetin yoğun olduğu bir yer burası. Mesela Etiyopya ile komşusu Etiyopya ile Somali arasında devamlı bir gerilim var. Türkiye ile buluculuk yaptı. Evet, mesela Türkiye son girişimlerinden bir tanesi tarafları Ankara'da bir araya getirmek ve işte aralarını ara buluculuk diplomasisiyle aralarını bulmaktı. Yani Somali'yi ilgilendiren birçok konuda artık Türkiye bir nevi yani Türkiye'ye danışmadan ya da Türkiye'nin fikrini almadan adım atmak Somali'de kolay değil artık. Çok önemli bir başarı yani aslında. Türkiye kendini orada kabul ettirdi. Hani bunu kimse yatsıyamaz gerçekten. Yani Somali'ye giden, oraları gezen, dolaşan insanların da teyit edileceği düzeyde. Şimdi Türkiye'nin baktığınızda işte insani alandan kalkınma alanına daha sonrasında da bu askeri alana da geçti. Çünkü orada biliyorsunuz Türkiye bir eğitim kampı inşa etti. Somali askerlerini eğitmeye başladı. Hatta bir kısmını getirip Isparta'da komando eğitimleri verdi. Şimdi bu askeri işbirliği de var işin içerisinde. Türkiye ile Somali arasında. Bu doğal olarak iki ülkeyi dediğim gibi müttefik, doğal müttefiğe dönüştürdü.
Şimdi son şeyde merhalede ya da son evrede baktığınızda artık Türkiye Somali sahillerinin güvenliğinden sorumlu. Somali donanmasının inşa edilmesinden sorumlu. Çünkü 10 yıl sonra bizde diyor. Evet. Yani 10 yıllık bir anlaşma yapıldı. Evet. Türkiye Somali donanmasının kurulumunda rol üstlenecek. İşte doğalgaz petrol çıkartılmasında rol üstlenecek. Yani bunlar önemli misyonlar. Yani sıradan bir aktörün yapabileceği şeyler değil yani. Şimdi bir kapasite gerekiyor bunları yapabilmek için. Türkiye bu kapasiteyi oluşturmaya çalışıyor Somali özelinde diyebilirim. Şimdi Mehmet Hocam şunu sormak istiyorum size. Siz az önce dediniz ya işte bu petrol arama çalışmaları çok kolay değil. Çok yüklü de maliyetli de olan bir iş. Belki Çin hani burada devreye girebilir. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Küresel rekabet dedi mesela Serhat Hocam. Özellikle o bölge üzerinde böyle bir rekabetten bahsetti. Türkiye buradan nasıl sıyrılacak? Yani çok büyük bir pasta var. Çok büyük bir ticaret hacmi var orada. Nasıl yani hamlelerini bundan sonra nasıl atacak? Şimdi bence çok abartmayalım, küçümsemeyelim de. Somali'nin kaynakları güvenlik sorunları nedeniyle büyük yatırımcılar pek fazla girmek istemiyorlar, Batılılar. Onun için Türkiye'nin Somali'de etkin hale gelmesine fazla itiraz eden yok. Yalnız unutmayın geçmişte bazı Türk tesislerine, kişilerine karşı saldırılar da oldu Somali'de. Bu El Şabab üzerinden yapıldı bir kısmı, oradaki terörist teşkilat. Ve Etiyopya'da biliyorsunuz Tigraylar var. Türkiye onların ortadan kaldırılması için de Etiyopya hükümetine destek sağladı. İnsansız hava araçları dahil olmak üzere. Birlik Gülistanlık bir yer değil. Ciddi güvenlik riskleri var. Türkiye'nin orada askeri sorumluluk üstlenmesi, münhasır ekonomik bölgesini korumak için hem de askeri yardım sağlaması, üst kurması bunlar tabii olumlu şeyler ama ileride çok ciddi çatışmalar da meydana gelirse Türkiye nasıl hareket edeceğini de şimdiden kapatamadı. Onun için Türkiye'nin orada güç kazanması herkesi memnun etmiyor tabii. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İngilizler, Çinliler. Orada kazan kazan bir mekanizma nasıl oluşturulabilir? Ve Türkiye tek başına bunu omuzlayarak götürmemeli bence. Ciddi riskler olduğu için. Ama Türkiye'nin yaratmış olduğu güven şu anda son derece önemli. Bunu devam ettirmek lazım. Aden Körfezi, Afrika boynuzu, ticaretin oradan akıyor olması, dünya ticaretinin %12'si, %13'ü daha da artacak gibi gözüküyor. Kızıldeniz'deki çatışmalar ve sıcak ortam nedeniyle. Onun için Türkiye gücünün ötesinde, menfaatlerinin ötesinde yükümlülükler altına girmede de biraz soğukkanlı ve akılcı davranmak zorunda. Yani bu kaynakları Türkiye'nin tek başına işletmesi zaten mümkün değil. Dediğim gibi bu açık denizdeki Oruç Reis üzerinden arama, sismik çalışmalar yapılabilir. Ama üretim aşamasına geldiğinde normalde böyle bir tek bir saha için bile 200 milyon dolar gerekiyor. 3 saha için 600-700 milyon dolarlık bir çalışma. Bu petrol arama çalışmaları için diyorsunuz öyle değil mi hocam? Yani üretime dönüştürme çalışmaları üretime için. Dönüştürme. Daha önce Çinlilerle konuştuk burayı. Çinliler dediler ki yani Türk hükümeti olarak değil de bizim çalıştığımız şirket olarak siz ilk sahayı keşfedin. Eğer dediğiniz kadar cazipse diğer ikisinde biz de çalışırız sizinle dediler. Yani kimse para koymak istemiyor. Güvenlik risklerini üstlenmek istemiyor. Türkiye'nin tabii güvenlikle beraber gelmesi, Oruç Reis'in beraberinde donanmamızın da bölgeye kayıyor olması elbette ki yatırımcıları rahatlatıcı bir durumdur. Hatta doğruysa bütün çünkü anlaşmalar açıklanmadı. Bu münhasır ekonomik bölgede çıkartılacak olan kaynakların %30'unun Türkiye'ye tahsis edileceği söyleniyor. Türkiye'nin orada sağlayacağı güvenlik ve şu andaki altyapı yatırımları karşılığında. Yani söyleyeceğim şudur ki kesinlikle Türkiye'nin bu politikası doğrudur. Somali'de doğrudur. Nijer'de en son biliyorsunuz büyük bir bakanlarla birlikte teşkil edilmiş şekilde bir çıkartma yaptı Türkiye. Fransa'nın son derece güçlü olduğu Nijer'de, uranyum altın kaynaklarının bulunduğu yerde. Yani Türkiye bir önceki konuşmacı arkadaşımızın da söylediği gibi aşama aşama önce insani yardımlar, kalkınma yardımları derken bunun ticari menfaatler de sağlayacak. Ama Batılıların yaptığı gibi sömürgeci bir yaklaşımda olmayan politikaları Afrika'da gerçekten güven uyandırıyor, hayranlık kazandırıyor. Bunu hiç bozmamak lazım. Kesinlikle Batılılar da Çinliler de
Türkiye'nin ayağının altını kaydırmaya çalışabilirler. Önüne muz koyabilirler burada. Çok çok dikkatli bir diplomasi, ticaret ve kaynak işletimi modelinin oluşturulması gerekiyor. Tabii ki terörist teşkilatlar kendiliklerinden ortaya çıkmıyorlar. Ne El-Şabab ne de diğerleri bölgedeki. Belli menfaatler bunları kışkırtıyor, üzerimize salabilirler. Bunlara da hazırlıklı olmak ve önlemini şimdi almak lazım. Oradaki askeri üs Türkiye'ye gerçekten çok önemli bir kaldıraç, jeopolitik kaldıraç sağlayacaktır. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la ilişkilerinin düzelmiş olması da aslında bir fırsat. Bence yapılıyordur da bu. Ankara'nın mutlaka ve mutlaka Abu Dhabi ile de Riyad'la da buradaki çalışmalarını koordine etmesinde çok büyük fayda vardır. Serhat Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi hangi askeri gemiler bu Oruç Reis'e eşlik edecek? Az önce söyledi Mehmet Bey dedi ya bir donanmayla gidiyoruz. O tamamen mevcut çalışmaları koruyabilmek adına mı? Bir de nasıl orada varlık sürdürecek? Türkiye'nin zaten askeri bir varlığı var biliyorsunuz Somali'de dediğim gibi. Yani orada Türkiye-Somali misyonu var yani askeri misyonu. O misyon kapsamında zaten bazı Türkiye'den giden askeri yetkililer orada zaten görev yapıyorlar. Yani Türkiye için çok da böyle yabancı bir arena değil esasında Somali. Yani artık 2017'de açıldığını düşünürsek yani 7 yıllık bir esasında o bölgenin askeri yapısıyla alakalı Türkiye tecrübe edindi diye ben düşünüyorum. Şimdi burada donanma hususu şöyle, Somali donanmasının kurulması söz konusu bir kere. Yani Somali şu anda mesela kendi sahillerini koruyamıyor. Bu şu anda mesela 10 yıllık süre zarfında mı gerçekleştirilecek bu çalışma yoksa sonrası için mi? Yok, bu anlaşma 10 yılı kapsayan bir anlaşma. Daha sonrasında tabii bu uzama yani bununla ilgili bir uzatmaya gidilir yahut da yeni maddeler eklenir. Hani orasını bilemeyiz 10 yıl sonrasını ama şu anki aşamada yapılan anlaşma gereğince benim anladığım kadarıyla Türkiye hem Somali sahillerinde doğalgaz petrol araması yapacak hem Somali donanmasını kuracak. Tabii Somali donanmasının kurulumu için Türkiye'nin tabii ki orada donanma desteği sağlaması gerekecek. Böyle bir anlaşma benim okuduğum anladığım kadarıyla. Daha sonrasında bunun 10 yıl sonrasında ha bir de mesela konuğumuzun da söylediği gibi %30 Türkiye'nin buradaki gelirden pay alması da tabii ki söz konusu. Bu yani, çok büyük bir şey değil mi? Yani orada bir sürü ülkenin varlığını konuşuyoruz. İşte Amerika'nın az önce Mehmet Bey de söyledi. Pek çok ülke var ama %30'luk bir pay ciddi değil mi? Yani %30 iyi bir pay tabii ki. Yani oradan çıkacak doğalgaz petrolle alakalı olarak %30 iyi bir pay ama... şöyle şu anda bir başlangıç aşamasında olduğumuzu düşünmek lazım. Özellikle petrol doğalgaz açısından söylüyorum. Çünkü yani orada daha öncesinde sondaj yapan çok şey oldu, firma oldu. Ama doğalgazın varlığı ile ilgili tespitler yapıldı. Ama mesela güvenlikten dolayı çıkartılması ile ilgili bir de Somali'nin Kenya karasularıyla alakalı bir anlaşmazlığı da var aynı zamanda. O anlaşmazlıktan dolayı da henüz oradan bir fiili olarak petrol çıkartımı söz konusu değil. Eğer proje başarılı bir şekilde yürütülebilirse bunu gerçekleştiren ülke Türkiye olacak gibi gözüküyor. Tabii oradaki teknik imkanlar, derinlik vesaire gibi hususlar bunlar çok teknik konular. Yani o konularda ben yorum yapamayacağım ama bir doğalgaz petrol varlığı Somali sahillerinde biliniyor. Ve bunun çıkartılması için altyapı hazırlanıyor. Türkiye şu anda buna en yakın ülke diyebilirim. Evet. Çünkü hem askeri varlığı var hem Somali ile dostluk ilişkisi var, stratejik işbirliği var. O nedenle en yakın ülke diyor.